Uzun bir aradan sonra Work and Travel vizeler açıldı. Bu videodan sonra nasıl rahat bir şekilde vize alabilirsiniz? Bakın vize garantisi veriyorum sizlere. Net konuşuyorum. Fakat Work and Travel'dan sonra sına da değineceğim bu videoda arkadaşlar. Yani ince bir video. Gerçekten birazcık bir ayarlarla oynanılacak bir video insanların. Sonuna kadar izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi öncelikle vize görüşmesinden başlamak istiyorum. Benim vize görüşmesi hakkında bir videom vardı. Gidişi, gelişmesi, sonucu. Fakat bu videoda direkt konsolosluk içerisinden videoyu da almak istiyorum. Konsolosluk görevlisinde sıraya girdiğimde önümdeki insanların konuşmalarını duyabiliyordum ve hiçbir şey anlamıyordum. Gerçekten o an heyecan var mı yok mu böyle hiçbir şey hissetmiyor. Sanki normal bankada ATM sırasına girer gibi hep beraber aldılar bizi. Bir tane ablamız vardı orada ve gerçekten 10 dakika önündeki öğrenciyi tutmuştu neredeyse. Yani bayağı bir bekletti. Diğerleri tak tak veriyor veriyor geçiriyor. Çünkü Work and Travel vizesi almak gerçekten çok kolay bir şey. İşiniz belli, ne yapacağınız belli, kalacağınız yer belli, her şeyiniz belli. Karşınızdaki size niye vize vermesin? Aksi bir durum yoksa. Aksi bir durum var mı? Siz onu kendinizde arayın. Sadece yapmanız gereken şeyleri az sonra anlatacağım. Kendi vize görüşmemde girdiğimde "Hi, how are you, ma'am?" dedim böyle. Biraz da şive çakışması olduğu için ağzımda "Hi, how are you, ma'am?" dedim böyle. Kadın "I'm good, how are you?" falan yaptı işte. Sonra muhabbete girdik. Bana sorduğu sorular, herkese sorduğu sorular. Yani bunlar klasik şeyler arkadaşlar. Nasılsın? İyi misin? Hangi üniversitede okuyorsun? Not ortalaman kaç? Boş zamanlarında ne yapıyorsun? Nasıl vakit geçirmeyi seversin? Amerika'ya neden gitmek istiyorsun? Amerika'ya gittikten sonra orada ne iş yapacaksın? Neresine gidiyorsun? Acil bir durum olduğunda bu soru mutlaka çıkıyor diyebiliyorum. %90 bu soruyu soruyorlar. Acil bir durumu olduğunda ne yapacaksın? Yani bu tarz sorular. Mesela artı siz kendinize bir şeyler eklemek istiyorsanız, İngilizcesi kötü olan insanlar için konuşuyorum. Yapacağınız meslek ile ilgili birkaç terim öğrenip o terimi orada abla size sormadan sergilediğinizde sizin gerçekten bu işi istediğinizi ve yapmak istediğinizi her türlü orada anlayıp size vize vermesinde bir sıkıntı yok. Ama oradaki görüşmede bir tane çocuğa demiş ki en sevdiğin yemek ne? Çocuk bunun cevabını bile verememiş. Kebap de ya. Kebap Türkçe'de kebap, İngilizce'de kebap. Yani kebap de, lahmacun de, ne bileyim böyle şeyler, basit şeyler soruyorlar aslında ve gerçekten konsolosluktaki görevliler vize vermek istiyor. Ama geçtiğimiz günlerde, bundan 2-3 gün önce acil vize başvurusunda bulunan öğrenciler 4 tanesinden 4'ü de Work and Travel vizesinden red yemiş. Neden? Şimdi bundan gözünüzün korkmasında gerekecek bir şey yok arkadaşlar. Çünkü aciliyeti olması lazım durumun. Nasıl bir aciliyet? Yani bir hastalığı vardır, acil ilaç alması gerekiyordur, ameliyata girmek istiyordur. Bu acil bir durum. Fakat ne bileyim benim şöyle bir sebebim var, Türkiye'ye dönmem lazım, şu günde gitmem lazım bilmem ne. Bu aslında acil bir durum olmadığı için vize görevlisinin sana vize vermesini engelliyor. İyi düşünmelisiniz. Gününüz geldiğinde girin. Güzel bir şekilde yapmanız gerekenleri söylüyorum arkadaşlar. Buraları not alabilirsiniz. Tekrardan şeyi anlatacağım. Güler yüzlü olmak kazandırıyor. Dediğim gibi yani aksi bir durum olmadığında vize görevlisinin sana vize vermeme gibi bir olasılığı yok. Güler yüzlü olmak. Yüzünü kitle. Hi, how are you? I am good. Allah'a şükür. Bu şekilde görevliye böyle cana yakın, sıcakkanlı, pozitif yaklaştığınızda size vermemesinde bir sebep yok. Sonrasında ise olaylar bir şekilde geçişiyor. Abla önündeki evraklarla oynuyor veya abimiz. İşte kağıda küreye bakıyor. Bazılarının vize görüşmesi sürüyor 30 saniye. Bazılarının sürüyor 1 dakika, bazılarının sürüyor 3 dakika, bazılarının 5 dakika. Bu kişiden kişiye değişiyor. Ama sanmayın ki 5 dakika vize görüşmesi süren insanların da red yeme olasılığı yüksek. Onlara da genelde klasik sorular soruluyor. Yani benim İngilizcem çok çok iyi olmamasına rağmen girdiğimde boş zamanlarında ne yaparsın? Ezber yaptım. Klasik şeyler. Futbol oynarım. Boks yaparım. Arkadaşlarımla bilgisayar oyunu oynarım. PUBG oynarım. Sizle de oynayalım mı? Haha. Yani böyle sempatik bir şekilde yaklaştığınızda karşıdaki insan da zaten sizi seviyor, sevecen buluyor ve çalışkan olduğunuzu belli ettiğinizde zaten gözlerinizdeki heyecanı sizin gibi, benim gibi binlerce insan gelip geçiyor insanların önünden. Yani senin gözünden anlıyorlar ne yapmak istediğini aslında bir bakımdan. Ve dünyada en fazla VAT öğrencisi yollayan ülkede ben Türkiye diyebiliyorum. %90-95-98'li oranlarda vize verme garantisi var VAT öğrencilerine. Şimdi ben Work and Travel vizesine girmeden önce araştırıyordum. Vize şöyle bir, lan ne bir abi, bir şey yok. Giriyor, kağıt veriyorlar, çıkıyorsun yani, bu kadar. Gözünüzde büyütecek, böyle heyecan yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bana şu da çok soruluyordu, uçak biletini önce mi almadım? Ben uçak biletimi almadım arkadaşlar. Vize görüşmesinden sonra gittim aldım uçak biletimi. Bu da benim için hiçbir sorun teşkil etmedi. Vizeye giriyorsunuz, ondan sonra isterseniz önceden de alın ucuz olsun diyorsanız.
Uçağınızı alıyorsunuz, atlıyorsunuz, Amerika'ya geliyorsunuz. Şimdi Amerika'ya geldikten çalışma kısmına kadar ben size çok çok detaylı bir sürü video çektim. O yüzden o aradaki kısma fazla değinmek istemeden direkt Work and Travel'dan sonrası olan kısma doğru atlamak istiyorum. Maalesef ki şöyle bir durum da var arkadaşlar. Work and Travel'dan sonra Amerika'da kalan öğrencilerden dolayı veya Amerika'da iltica yapan insanlardan dolayı Türkiye'deki memurların önünde binlerce doküman var ve insanların gerçekten her şeylerini görebiliyorlar diye tahmin ediyorum, düşünüyorum ki vize verme olasılıkları bir o kadar daha düşüyor. Burada ne kadar çok insan kalıyorsa Türkiye'den bir tane insan eksiltiliyorlar diyorlar arkadaşlar. Fakat Work and Travel'dan sonra Amerika'da kalmak isteyenler var. Böyle yapan öğrenciler var mı? Var arkadaşlar. Dil okuluna geçenler, iltica yapanlar, sponsor bulanlar, evlenenler var arkadaşlar. Bu 4 seçenekten başka benim bildiğim seçenek yok. Öğrenciler genellikle dil okuluna geçip İngilizcesini birazcık daha geliştirip, çünkü Work and Travel zamanında pek fazla vakit bulamadığı için İngilizcesini geliştirmeye, dil okuluyla kalıp İngilizcesini geliştirip ondan sonra Türkiye'ye gidip İngilizcesinin işe yarayacağını düşünüp Türkiye'deki yapacağı asgari ücretle çalışacağı işlerde o yüzden bu şekilde burada kalmak istiyorlar. Fakat şunu gözünüzün önünde bulundurmanızı istiyorum. Bunu bir YouTuber değil, bir influencer, bir sosyal medya, bir şey olarak değil. Bir abi, bir kardeş, bir dost, bir eş, bir akraba olarak söylemek istiyorum. Eğer VAT'tan sonra kalırsanız belki 1, belki 2, belki 3, belki 4, belki 5, belki 6 yıl Türkiye'ye dönmemeyi göz önüne almalısınız. Şimdi bu konuya inceden değinmek istiyorum. Amerika'da bazen hani kötü yanları anlatılıyor. Adam diyor ki çok sıkılıyorum, şehirde hiçbir şey yok falan filan. Dön lan o zaman. Öyle olmuyor arkadaşlar. Dönemiyorsunuz. Neden? Adam geldi. 5000 dolar parayla geldi değil mi? Ev tuttu, bir şeyler yaptı, araba almaya çalıştı, 2000 daha borç buldu, gitti araba aldı falan, parası yok, çalışacak. Canı sıkılıyor. Bunu söylüyor. Dön lan o zaman. Adam satsa arabayı, bir evi satsa 3000-4000 dolarla geri mi dönecek? Dönse ne yapacak? Mecbur burada kalmaya. Türkiye'de daha mı iyi hayat bekliyor? Hayır. Ama burada da sıkılıyor. Ama mecbur. Dönemiyor. Dönülmüyor. Bunları yaşanılarak öğrenecek aslında. Bunlar yaşayarak öğrenecek insanlar. Neden dönemezsiniz dedim. Çünkü eğer Amerika içinde vize değişikliği yaparsanız, ki Amerika hükümeti bunu istemiyor. Bu suç değil, bu bir şey değil ama Amerika bunu istemiyor arkadaşlar. O yüzden de vizenizi değiştirdiniz. 10 gün sonra, 20 gün sonra ben dediniz ki Türkiye'ye döneceğim. Döndünüz. Geri gelmek için tekrardan vizeye başvurduğunuzda %90-95 ihtimalle red diyorsunuz ve tekrardan gelemiyorsunuz. O yüzden de insanlar kaldıktan sonra, işte vizesini değiştirdikten sonra green card alıp bu şekilde Türkiye'ye dönüyorlar. Bu green card alma süreci de kolay bir süreç değil. Ya bir hanımefendi, beyefendi bulup evlenilecek, ya sponsor bulup green card alınacak. Ya da direkt iltica yaparsanız zaten dönmenize gerek yok. Kendi ülkenizi, kendi topraklarınızı, siyasal sebebin var, işte herhangi bir sebebin var diye Amerika'ya dava ettiğiniz için zaten dönmüyorsunuz. Bu şekilde. Yani o yüzden de hani bir yıl içerisinde hemen bir sponsor, bu kadar da kolay şeyler değil. Bunların iyi düşünüp taşınılması gereken bir şey. Siz dayanırsınız. Belki 3 yıl, ben dersin ki ben 3 yıl duracağım, dayanırım. 3 yıl sonunda Türkiye'ye dönerim. Ailen dayanabilir mi? Bunu göz önünde bulundur. Ailenle iyi otur konuş, iyi anlaş, iyi bir şekilde bir şeyler yap. Fakat dediğim gibi Amerika kendi içerisinde vize değiştirilmesini istemiyor arkadaşlar. Ben de buradan sizlere önermiyorum böyle bir şeyi. Yani böyle bir şey dediğimi yapın, yaptım ya. Arkadaşlar yani demek istediğim, tamam şaka bir yana, şakayı bir yana bırakıyorum. İşte insanlar burada vize değiştirdikten sonra belirli bir sürece giriyor. Asıl o süreçte hayat başlıyor. Neden? Şimdi Work and Travel'a geldiğinizde işiniz hazır geliyorsunuz. Kalacağınız yer hazır geliyorsunuz. Her şeyiniz hazır. Yemeğiniz, arkanız, arkadaşlarınız, çevreniz. Vat mı bitti? Bum! Eğer Amerika'da bir tanıdığınız yok ise, Work and Travel'dan tanıdığınız arkadaşlarla belirli bir eyalet seçip orada yeni bir ev tutup yeni bir araba aldığınızda cebinizden para eksilecek ve birazcık kendinizi stres ve baskı altında hissedip psikolojik olarak ilk baştaki süreçte birazcık etkilenebilirsiniz. Eğer bir tanıdığınız varsa onun yanına gidip onun size gösterdiği yolları izleyerek bir şekilde hayata tutunabilirsiniz. Eğer tek başınaysanız da bir şekilde bu mücadelelerin üstünden gelen
insanlar var arkadaşlar. Gelemeyenler var mı? Gelemeyen insanlar da var tabii ki ama burada çıkıp kimse kolay kolay arkadaşlar, yani başaramayan insan yüksek bir şey değilse, mesela neyi başaramadım? Arkadaşlar ben bugün oyunda kaybettim, bunu başaramadım diye anlatırım ben. Bu basit bir şey ama Amerika'ya geldin, Türkiye'ye döndün. Kalmış geri. Türkiye'deki insanlar ne yapar? Lan nasıl Amerika'ya gitmiş, orada bile tutamıyor, burada bir bok olmaz bu adamdan derdi. Bu adam da içine atar. Söyleyemez. İnsanlar yargılarlar. O yüzden çıkıp da insanlar burada karşımızda, bizlerin karşısında işte zorlandım, döndüm diyemiyorlar. Diyemezler de. Dönenler var mı? Demek istediğim tabii ki dönenler de var. Kalıp bir şekilde tutunanlar, güzel hayat geçirenler, iş bulanlar, sponsor bulanlar, evlenenler, zorlananlar, her çeşit insan var. Dediğim gibi bu kişiden kişiye değişen şeyler. Bazı şeyler yaşanılarak öğrenilecek şeyler. Ben burada dillerimi dökeyim, ben destan yazayım, roman yazayım. Kimse kolay kolay anlayamadı arkadaşlar. Bazı şeyler yaşanılarak öğrenilir. Şimdi konuyu toparlayacak olursak, work and travel vizesi almak gerçekten çok kolay. Amerika'ya gelebilme yöntemlerinin bana sorarsanız yani seçenekler arasında en iyisi diyebilirim. Eğer birinci sınıfta work and travel'ı biliyor olsaydım o günde borç alıp çalışıp çabalayıp gelirdim, dönerdim, ikinci sene bir daha gelirdim, dönerdim, üçüncü sene bir daha gelirdim. Neden diye soracak olursanız, çünkü geldim, kazandığım parayla ülkeme döndüğümde bir yıl boyunca lap kiramı verirdim abi. Giderdim, istediğim gibi bilgisayarımı, sistemimi dizerdim. Üniversitede kral gibi hayat yaşardım. Eğer ki imkanınız varsa, yoksa da imkan yapmaya ve elinizden gelen mücadeleyi vermeye çalıştıktan sonra her şey yoluna girecek. Vize almak kolay. Sponsordan geçtiyseniz, Skype'da birebir görüşme yapıyorsunuz ya. Benim o da 1 dakika, 1,5, 2 dakika falan sürdü zaten. O da bir şey sürmedi arkadaşlar. Onda da kasılacak hiçbir şey yok. Ondan geçtiyseniz, şirketiniz size kayıt kabul ettiyse vize almamanızda hiçbir sakınca yok. 2 not ortalaması altında olan öğrenciler veya 2 yıllık fakülte okuyan öğrencilerin vize alma olasılığı diğer öğrencilere nazaran düşük mü? Tabii ki düşük. Abi alabilir mi? Tabii ki alabilir. Ama bir tık daha düşük. Çünkü adam 2 yıllık okuyor. Amerika'ya gidip kalma potansiyeli yüksek olduğu için, hele bir de son senesinde ise vize vermek istemiyor. Hani dedim ya, burada vize değiştirilmesini istemiyor Amerika. Vat aldın, gel kardeşim, git ülkene. Dil okuluna başvur, bir daha gel. Burada dil okuluna geçme. Dur kardeşim, geçme. Amerika böyle söylüyor. Ben de onun, Amerika'nın şeyiyim. Köpeği. Bana yazıyorlar, Amerika'nın köpeği olmuş. Bazı şeyleri iyi düşünüp taşınıp ondan sonra hareket etmek gerekti. Ve bazen de kendinizi kasmamanız suyunun akmasını ve yolunu bulmasını, nasibinizde ne varsa onu almanız gerekli arkadaşlar. Hiçbir şey için acele etmeyin. Eğer ki 100 basamaklı bir merdivenin 99. merdivenine acele acele çıktınız, hala acele çıkacağım diye kendinizi parçalıyorsanız, 99'dan ayağınız bir kayarsa birinci basamağa geri düşersiniz. Fakat 10.000 kilometrelik bir seyahat tek bir adımla başlar. Oğlum ben neyim ya? Ben nasıl bir YouTuber'ım abi ya? Ya ben nasıl bir influencer'ım ya?